Tamam, ben seni aradım değil mi? Yazın. TÜBİTAK olarak büyük bir standla katıldık Saha Expo'ya. Gerçekten çok hareketli. Açıkçası benim beklentimin çok üzerinde bir katılım var. Yani 3 gündür neredeyse hiç bir dakikamız boş geçmedi. Çok fazla sayıda firmamızla görüşmemiz oluyor burada. Alt yüklenici firmalarımızla yakın irtibatlarımız oluyor. Bir yandan orada verimli görüşmeler yapıyoruz. Yurt içi, yurt dışı heyetler, özellikle yabancı heyetlerle çok verimli görüşmeler yaptık. Yani inşallah belki belli bir kısmının iş potansiyeline, ihracat potansiyeline dönebileceğini görürüz. Çok farklı ülkelerden heyetlerle görüşmeler yaptık. Yani gerçekten yoğun ve verimli bir fuar geçiyor. Katılım da çok fazla. Yarın da zaten halk günü, muhtemelen yarın çok daha kalabalık olacak. Ama bu ilk 3 günde birçok firmamızla ve heyetimizle verimli, katma değerli görüşmeler yaptık diye düşünüyorum. Yani geçen seneye göre Saha Expo gerçekten çok yol aldığını biz gördük. Yani bir marka olma yönüne doğru da gidiyor gördüğüm kadarıyla. Farklı ağırlıklarda, farklı tiplerde mühimmatlara ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Çünkü dediğim gibi farklı İHA platformları da değişik yük taşıma kapasitelerine sahip İHA'larımız da gelişiyor. Ve tabii dünyaya da çok fazla İHA satmaya başladık. Yani bu da çok önemli. Dolayısıyla İHA'larımızın gittiği her yer mühimmatlar için de önemli bir pazar. Farklı talepler olabiliyor, farklı istekler olabiliyor. Kayı da bu anlamda bir ortada ağırlık sınıfında özelliklerde bir boşluğu doldurduğunu düşünüyoruz. Farklı versiyonları var, 30 kilogramlık, 50 kilogramlık versiyonları var. Farklı arayıcı başlıkları olacak bu mühimmatların. Dolayısıyla yani genel olarak işte 17 kilogramdan başlayıp işte 100 kilograma kadar, işte kuzguna kadar bir İHA mühimmat ailesi bu şekilde oluşmuş oluyor. Zaten bizim güdüm kitler, işte gözdeler, gökçeler, onlar daha ağır yük taşıyabilen İHA'larda zaten taşınabiliyordu. Yani F-16, F-4'ler için geliştirdiğimiz mühimmatlar orada zaten kullanılabiliyor. Bu mühimmatlar da İHA'larda kullanılabilecek ama tabii İHA'da kullanılan bir mühimmat da önümüzdeki dönemde mesela Milli Muharip Uçağın işte kapalı iç istasyonunda çoklu adette de taşınabilecek. Yani sadece de İHA mühimmatı olarak da bakmamak lazım. Bunlar esasında stratejik olarak her platformda da kullanılabilecek. Hangi aşamada kayı? Kayı esasında atışlara hazırlanıyor. Tabii platformlarımız da yoğun. O platformların yoğunluğu içinde bir boşluk bulduğumuzda atışlarını yapmaya başlayacağız. Yani önümüzdeki yıl içinde biz üretimini başlatabileceğimizi öngörüyoruz. Zaten artık belli bir olgunluk seviyesine Türkiye'ye ulaştı. Mühimmat geliştirmek ve bunun kalifiye edilip üretime hazır hale gelmesi eskiye göre çok kolay. Çünkü birçok alt bileşen, işte elektronik kart tasarımları hazır, yazılımlar hazır, arayıcı başlıklar, işte lazer arayıcı başlık, INS, GPS, bunlar esasında hepsi hazır. Biz bunları artık bir Lego gibi tık 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 bir araya getiriyoruz. Elbette geometri değiştiğinde bazı aerodinamik analizler yapılıyor, tekrarlanıyor ama artık bir mühimmatı geliştirip atışa hazır hale getirip ondan sonra da üretime hazır hale getirmenin takvimi çok kısaldı diyebiliriz. Tabii artık yani olgunluk seviyesine gelen birçok sistem var. İşte güdüm kitlerimiz olsun, seyir füzelerimiz olsun. Şimdi onlar bir yanda paralelde devam ediyor. Ama bir yandan da tabii yüksek teknoloji ürünü sistemlere çalışmalar devam ediyor. Biz süpersonik rejime zaten hava füzelerimizle ulaşmıştık. Orada zaten devam eden Gökhan projemiz var. Başarıyla devam ediyor. Yani takviminde önündeyiz. Çok iyi gidiyor. Ama onun dışında tabii biz artık bazı projelerinde ön hazırlıklarını yapıyoruz. İşte hipersonik sistemlerle ilgili bundan sonraki vizyonumuzda hipersonik sistemler var. Hipersonik sistemlere yönelik hem Scramjet gibi motor sistemlerinin geliştirmesi ama tabii hipersonik dediğinizde malzemesinden hipersonik hızlara dayanan
elektroniklerine kadar birçok çalışma yürütülmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili de biz yani gelecek vizyonumuzda açıkçası bu çalışmalar var ve bunlarla ilgili hazırlıklar devam ediyor.